Evet, yavru temacılar merhaba. Merhaba. Ne yapıyoruz bugün? Komposto. Komposto. Komposto değil. Kompost. Kompost. Neymiş kompost? Öğrendik. Doğal gübre. Doğal gübre. Peki yapmaya başlayalım hadi. İlk kata ne koyuyoruz? Önce toprak koyuyoruz biraz. Koyalım. Evet, yeterli o. Toprağın üzerine patates, patates kabuğu. Meyve ve sebze atıklarını koyacağız. Biraz patates kabuğu. Biraz elma kabuklarından. Evet. Elma kabuklarından koyalım. Birazcık daha koyabiliriz elma kabuğu. Kıvırcık koyalım. Salatalık kabuğu koyalım. Evet. Şu elma kabuklarından biraz daha koyabiliriz. Evet, ıslatalım şimdi biraz. Gezdirerek sıkın, her tarafına gelsin. Tamam, yeterli. Şimdi tekrar toprakla kapatalım birazcık. Evet, şöyle elimizle güzelce yayalım onu. Yeterli toprak. Güzelce eşit bir şekilde dağıtalım toprağı. Evet, şimdi bu kata da birazcık yapraklardan koyalım. Kahverengi ve yeşil ağaç yapraklarından koyalım. Yeşil de koyalım. Yaprak bir önceye benziyor. Biraz daha yeşil koyabiliriz. Evet, bu katı da şimdi toprakla kapatıyoruz. Nisa. Biriniz de toprağı eşit bir şekilde dağıtın. Evet. Toprağın hava almasını sağlayan canlı hangisiydi? Solucan! Evet, organik gübremize bir de solucan eklersek çok daha verimli olabilir. Var mı solucanımız? Evet! Toprağın içinden çıktı. Evet, koyalım. Toprakta bol miktarda solucan vardır zaten. Evet, bu katada karton parçaları ekleyelim biraz. Ekle Zeynep. Ekle, ekle, ekle. Öğretmenim, ben de yardım edeyim. Öğretmenim, ben de yardım edeyim. Koyma. Evet. Evet, şimdi ıslatalım birazcık. Nerede? Her tarafına gelecek şekilde. Tamam, yeterli. Şimdi bir kat daha toprakla kapatalım. Çok. Tamam, yeterli. Tekrar ıslatalım. Evet, şimdi organik gübremiz hazır. Bunu okulumuzun bahçesinde güneş alan güvenli bir yere bırakacağız. Ve içindeki organik atıkların çözülmesini bekleyeceğiz. İçindeki organik atıklar çözüldükten sonra çok daha verimli bir toprak olacak ve bunu gübre olarak başka toprakları beslemesi için kullanacağız. Nasıl bir etkinlikti? Güzel. Neden eldiven kullanmadınız? Çünkü doğal şeyleri kullandık. Çünkü doğal olan şeyleri kullandık ve toprakla temas etmek nasıl bir duygu? Çok güzel. Çok güzel.